Merhaba. Lala bebeğin evi mi burası şimdi? Burası ne kadar büyük bir evmiş ya. Hepsi ona mı ait buradaki eşyaların? Evet. Yok canım, arkadaşları falan da vardır ama yok gerçekten hiçbir arkadaşı da. Hepsi Lala'nın, öyle mi? Evet. Şimdi de ne yapacaklar? Ve Alin Hanım mı? Alina pek buraya sahiplenmemiş galiba. Ve arkadaşlar, Lala bebek artık havalar ısındığı için, yaz geldiği için nereye gidecek? Yazlığa gidecekmiş. Evet. Ama şimdi eşyalarını da götürmemiz gerekiyormuş. Elif Hanım bize öyle önerdi. Evet. Dedi ki biz yardım edeceğiz dedi Lala bebeğe. Merhaba. Merhaba. Eşyalarını taşıyacağız dedi yazlığına. Ne lazım? Sen söyle ne lazımsa götürelim artık o zaman. Elbiselerini mi götüreceğiz? Evet. Tamam. Oo, hepsi mi gidecek? Evet. Sen elbiselerle her tarafı doldurdun. Önce keşke böyle diğer önemli şeyleri götürseydik. Hani ne var mesela? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bunlar var mı ya burada? Yatak, varsa. Tuvalete falan gerek yok ya. İyi. Hadi o zaman onları da götürelim, hadi bakalım. Yani yazlıkta böyle pratik şeylere ihtiyaç var değil mi? Ben size en önemli şeylerden bir tanesini söyleyeyim mi? Yazlıkta bahçede Lala bebeğe salıncak lazım. Evet, bence salıncağı götürelim. Ya tuvalet bahçede, bahçeye yapsın olmaz mı? Tuvalet yok. İlla yanımıza mı götüreceğiz? İyi tamam, götürelim o zaman. O hangisinin o? Tamam. Onların bence hepsini götürmeye gerek yok. Ya buzdolabı tamam da altındaki, üstündeki ne? Mikrodalga. Mesela mikrodalgaya gerek yok. Normal fırın alsak yeterli. Çamaşır makinesine gerek yok. Elde yıkasın. Yazlık burası. Yazlık. Her şeyin doğal olması lazım. İyi canım tamam, sen ne istiyorsan götürelim hadi. Bu kadar eşyayı nasıl götüreceğiz peki? Senin jiple götürebilir miyiz acaba? Ha? Bu jiple götürebilir miyiz? Evet tamam, yatağı da çıkartalım o zaman. Alina canım sen de gelecek misin? O tek parça mı, buzdolabı mı bu? Aa, ben bunu iki parça sanıyorum ya. Burası üstü. Az soğuk. Tamam, ben onu iki parça gibi sandım. Tamam. Salıncak lazım bahçeye, kesin salıncak lazım. Ya ona gerek yoktu aslında ama. Bahçeye yapsaydı. Evet, niye olmasın? Alina merak etti nereden geliyor bu ses diye. Hop, birer getirseydin ya. Ya bulaşık makinesine falan ne gerek var ya? Daha bebek arabası. Bu kızın bebek arabasına ne gerek var? Kendisi bebek zaten. O mu binecek de gezecek? Yemek yapmak için hani ocak yok burada, fırın yok. Ocak yok. Bulaşık makinesi var ama ocak yok. Aa, tabak, çanak, tencere. Oo, yemekler hepsi lazım. Tamam, ben bunları böyle koyuyorum. Hop. Bunları nasıl götüreceğiz biz şimdi? Ya o kadar çok, hiç orada bakkal market yok mu, bunları alıyorsun? Evet. Yazlıkta yok mu bakkal market? İyi hadi bak. Oo, elbiselere de. Ama kızım yazlığa gidiyor. Sen orada çok lüks elbiseler var. Ne gerek var öyle süper elbiselere? Böyle rahat kıyafetler alman lazım. Evet. Yazın giyilebilecek şeyler. Evet mesela onlar güzel. Bakayım. Evet o da pratik. Başka? Bunlar zaten Barbie için. Bu olabilir. Lala bebeğe. Yazın rahat giyilir. Sen bilirsin, sen seç. Bu bence olabilir. Tamam, al istiyorsan, ne istiyorsan al işte. Bence bu çok pratik. Tamam. Bunu da. Sen de hiçbirinden vazgeçemiyorsun, tamam. Tamam, ne istiyorsan al. Ben elbise yazın değil, ben bu yazın. Bu çok ya. Evet, o çok güzel, pratik olur o. Çok güzel. Bu da pratik, bu da. Hiçbirini bırakamıyorsun, hepsini bunu götürüyoruz. Bizim var bir tane bunda. Bunlar kesin değil. O bu pratik ama yok kesin. İyi hadi tamam. Bu benim. Hepsini istiyorsun Elif. Ben çok lazım. İyi hadi bakalım getir. Bu Alina lazım mı? Evet. Alina hadi gel, sen de lazım mısın? İyi, hepsi lazım işte de nasıl götüreceğiz? Kamyon lazım sana, bu jipe sığmaz bunlar. Hadi o zaman parça parça götüreceğiz. Heh. Niye bu çalışmıyor demek ki? Ben seni bir korkutayım ama olmuyor. Senin jip oralara çıkar mı? Dağlara, taşlara, tepelere. Işık var da Elif oradan şimdi açılacak. Oba! Aman pardon. Oba! Pardon. Nasıl döndüreceğim ben şimdi bunu? Pardon. Vallahi isteyerek olmadı. Aa de yavaş kızım, kafayı vuracaksın yavaş. Yavaş yavaş. Öbür tarafa çek. Ay direksiyon. Öbür tarafa. Ha şimdi tamam, dur. Şimdi gel ileriye. Bravo. Şimdi çevirip gelmen lazım böyle. Çevir. Hoppa. Ponçiyi ezmeyesin, lazım bize Ponçik. Hadi geliyor musun? Ponçik kaçın. Ponçik çekil, kaçıl oradan. Kaç. Tamam gel bakalım, gel, çıkabilecek mi oradan? Hop yavaş çarpıyorsun. Yavaş ezmeden, kırmadan, dökmeden gelebilecek mi buraya kadar? Yavaş. Olmuyor değil mi? Gelirsin. Hop, ezmeden dökmeden, bravo. Vallahi bravo. Tamam. Elif bayağı bir direksiyonu öğrenmişsin artık ya. Rahat gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Kim taşıyacak bunları? Cibi niye çıkardık? Geri gidebilecek mi? Hadi bakalım. De, dümdüz basacaksın şimdi. Git geri. Geri. Aynen öyle. Geriye. Tamam. Hop tamam. Hepsini birden almaz ki ya, nasıl yap? Buraya koyayım böyle ortaya. Böyle gider mi sence? Yok. O zaman Elif'i indirelim, öyle götürelim. Lala bebek nerede? Bak bu daha güzel, böyle romorka koyalım hepsini. Evet. Sen havluyu sen mi koydun içine? Evet, tamam. Şey yapalım, şunu nasıl sığdıracağız? Oh tamam, çok güzel. Bir tane de öyle. Tamam, bir tane daha. Şöyle. Tamam. Tamam, neler kaldı? O zaman 2 veya 3 parçada gideceğiz Elif. Dur şimdi bunu bağlayacağız da arkaya. Bence oldu. Elif bir ilerle bakayım birazcık, azıcık ama. Direksiyona dikkat et yalnız, direksiyon düzgün olsun. Evet, ilerle. Evet, bak oldu. Çok güzel oldu Elif. Yavaş. Evet, al bakayım, tamam. Devam et. Çok güzel oldu valla. Yok, geri geleceğim birazcık. Öbür tarafa çevireceğim direksiyonu, geri geleceksin. Gel. Bravo. Devam şimdi ileri yeniden. He. Aynen öyle. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Evet, bence buradan girebiliriz Elif. Yazlık bu taraftaymış. Lala bebeğin yazlığı. Evet. Duvara gidiyorsun yalnız sen. Nereye gidiyorsun? Aynen öyle. Bas gaza. Birazcık direksiyonu çevir bu tarafa, bana doğru. Evet şimdi ya, bas. Aa, bravo. Senin jip 4 çeker olduğu belli oldu bak. Vallahi çok iyi gidiyorsun. Nereye gidiyorsun abla? Abla nereye gidiyorsun sen? Dağlara taşlara çıkıyorsun. Hiç senden şoför olmaz vallahi. Bas birazcık geriye bakalım. Tamam da orada nasıl geçeceğim? Evet. Hop! Ay, nasıl, aferin, her yeri yıktı göçürdü ya. Ay, jipi parçaladın ya, ne yapıyorsun? Evet, nasıl hayır, baksana jip ne hale geldi. Çok güzel vallahi, bravo, senden nakliyeci olacak. Tamam. Lala bebeğin yazdığı bu sarı olan yazlıkmış. Geçebilecek misin oradan? Tamam. Tamam, harika. Ben şimdi bunlara yer seç, orada nereye koyacağımızı. Ona göre alıp koyalım. Tamam. Sen seç onların yerini. Buzdolabı nereye? Çamaşır makinesi nereye? Sonra salıncak getireceksin ya. Salıncağı da bu yan tarafına koyarız. Burada sallanır. Seçtin mi? Karar verdin mi? Nereye merak ediyorum. Tamam. Nereye? O zaman ne yapacağız biliyor musun? Çünkü bu böyle olmayacak. O zaman bu yazlık ev 2 parça olacak, tamam mı? Bir odası burada, buraya da bir tane daha oda yapacağız dışarıya. Hadi getirelim. Şimdi işte buraya koyabiliriz. Bir ev seçelim bir tane daha. Hangisi? Bunu mu? Evet. Tamam. Babacığım siz anneyle karşıdan tutun, ben de bu taraftan tutayım. Hadi. Hadi bakalım. Hop, ağır değil mi? Evet. Hafif. Hop, yalnız böyle parçalamadan götürelim de. Sağ salim. Yavaş. Kapısı ne tarafta kalacak? Önde kalsın kapısı. Evet, bence de böyle çevirelim. Kapı bu tarafta kalsın. Evet. Birazcık önde olsun. Girişi olsun. Böyle olunca işte kapısı da oradan giriş. Güzel. Bence çok güzel oldu. Evet, öyle düşünebiliriz. Mesela bulaşık şeyi, fırını falan buraya koyarız. Evet. Burada da yatağı falan da buraya koyarız. Bir yere de salıncağı koyacağız. Evet. Evet, nakliyeci taşır şeyleri, ürünleri. Hep senin taşıman lazım. Para alacaksın ya. Yok, baştan söyleyeceksin kaç para olduğunu. 130 lira. 130 lira çok para ya. Tabii buzdolabını da mutfağa koyalım. Orası mutfak gibi düşünebilirsin orayı. Tamam. He, aferin be, iyi çalışıyor. 130 lira. Tamam, tam karşıya. Harika. Bulaşık makinesi orada, onu da alacağız. Evet. Onu da bence o köşeye, kapının öbür tarafına koyman lazım. O çamaşır makinesi. Şimdi ne kaldı geride? Geri geleceksin. Birazcık direksiyonu çevir. He, şimdi gel geri. Gel. Gel. Dur. Şimdi böyle bu tarafa çevir direksiyonu. Böyle benim gibi böyle buradan genişten alacaksın. Evet. Bravo. Bak sana yolu genişlettim. Gel. Bravo. Bravo. Al bakalım. 4 çekeri alman lazım. 4 çekeri. Yavaş gidiyorsun. Heh, tamam. Bravo. Valla direksiyonu bayağı geliştirmişsin Elif sen. Çok iyi oldu. Oo, bayağı bir malzeme var ya da. Keşke Lala bebeği bıraksaydık da o evi toplasaydı biraz. Evet, şunu şöyle yapalım. Yatağa mı koysak önce? Ya kızım, bu tuvalete ne gerek var ya orada? İyi, hadi koyalım, üstüne de onu koyalım. Tamam, böyle çok güzel. Ama sen de bunları getir. Biz Elif'le bunları götürelim. Sana parayı Lala bebek ödeyecek. Elif senin... Hayır, nakliyeci sana verecek, pay verecek. Kendisinden komisyon verecek, hadi. Kendisi 130 lira alıyor. 100 lirasını sana mı verecek? Çok insafsızsın sen de. Evet, gidiyor. Dönersin. Devam. Yavaş. Dur. Şimdi geri gel, çevir direksiyonu. Geri gel. Çok az. Tamam, çok güzel. Yavaş. Evet. Dur. Bravo. Devam. Oh, bak anneye 100 lira da yetmiyormuş. Elif, çık, kaza yapacaksın, şatoya edeceksin. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Anneye 100 lira da yetmiyormuş. Bak, çok çalışıyormuş. Ne yapalım? Bu 130 liraya anlaştık Elif'le. Sana 40 lira, Elif'e 90 lira. O zaman normal. Sonradan fiyat değiştirilmez. Hadi bakalım. Kırmadan dökmeden gelebileceğim mi? Gel bakalım. Evet, bravo. Ama hak etti parasını yani. Bayağı bir ürün taşıdı buraya. Bence önce şu salınca hemen bir yer bulalım. O bulaşık makinesini de tutalım. Heh, al bakalım, bir yer bulalım buna. Heh. Ya bir evi falan toplasın, temizlesin. Madem yazılık olarak burayı o kullanacak. Hemen şimdi salıncağın zamanı mı? Oh, ne kadar güzel Lala bebeğim. Evet, öyle oldu. Bunu da oraya koyalım. Evet. Yani buzdolabını köşeye alırsak daha güzel görünür. Evet, bravo. Tam köşeye. Bence süper oldu. Evet. Yatağı diğer tarafa koyacağız. Yani senin bu mavili ev şey oldu. Onun mutfağı oldu. Orada yemek hazırlayacaklar. Evet, hadi halı koyalım onun altına. He. Oo, bu da çok büyükmüş ya yatak. Yani böyle biraz dışarıda kalırsa yatak daha rahat olur. Aman, tuvaletinizden ayrılmayın aman. Bir saniye, o evin girişi kaydıraktan mı olacak? Evet. Hadi canım sen de. Evet, Lala bebek burada yatacak böyle. Buradan hava alacak, tamam mı? Evet. Çok güzel. Aa, burada koltuğa da gerek yok. Nasıl orada koltuklar var. Daha mutfağa yerleştirmemiz lazım Elif. Nerede buranın dolabı? Oho, dolu zaten dolap, çok güzel. Bunlardan, sebzelerden bozulacakları buraya koy, gerisindekilere koyalım. Koy bunları da. Ha. Gerisindekilere koyalım. Bunları da kilere. Orası da kiler olsun, evet, çok güzel. Elbise. Evet, şimdi bu elbiseleri nereye koyacağız? Tamam, bu arabası da burada kalsın böyle. Ha. Oh, bence çok güzel oldu. Evet. Lala bebeği burada giydireceksin. Sonra da oraya yatıracaksın. Evet. Tam güzel oldu bu yazlık ev. Lala bebek, uyku zamanı gelmiş. Bak, Elif seni çağırıyor. Hadi gel de bakayım. Uyuyacaksın artık, uyuyacaksın. İyi de uyutacağım dedin, şimdi gezdirmeye mi götüreceksin? Hayır, böyle uyutacağım. Ha, öyle uyutacaksın, tamam. Tamam. Uyudu mu? Evet. İyi, hadi yatıralım artık o zaman. Oh, ne kadar güzel. Havadar yatacak orada. Evet. Ben yapacağım. Ben yapsaydım ya, ne olacak sanki? Uyusun da büyüsün nenni. Tıpış tıpış sönlenli, bravo. Çok güzel. Uyuyorsa da uyanacak şimdi benim sesten ötürü. Güzel oldu mu yazlık ev? Annen iyi düşünmüş değil mi? Arkadaşlar Lala bebeği ve Elif'i getirdik, yazdık eve. Artık burada kalacaklar yazın. Havadar havadar burada yaşayacaklar. Şehrin havasından uzaklaşacaklar değil mi? Bay bay yapalım mı arkadaşlara? Arkadaşlar görüşürüz. Lala bebek uyudu, fazla ses çıkarmayalım. Kendinize iyi bakın, sizi çok seviyoruz. Bay bay, kocaman öpüyoruz.